Evet, çok iyi bir yazılımcı olmak istiyorum ama nereden başlamalıyım? Bunun arkadaşlar birçok anlatımı var YouTube'da. Çok iyi bir şekilde takip ettiğinizde bunun sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Ama ben çok basit bir şekilde sizin de anlayabileceğiniz bir tarzda ele aldım ve umarım bu şekilde işinizi görür. Ben şimdi ekranımda yazarak size anlatmaya çalışayım. Direkt bir tane buradan bir metin belgesi açayım ve bunları sıralayayım. İlk etapta yazalım. Yazılımcı olmak istiyorum. Nereden başlamalıyım? Arkadaşlar ilk etapta algoritmadan başlamalısınız. Algoritma nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Yazılımın yazılışının yol haritası. Yani yazılımcının yol haritasını biz algoritma diyoruz. Örneğin bir yazılımcı yazılıma başlıyor. Bunun haritasını çıkarıyor. Yani yazılımın haritasını çıkarıyor. Ve bunu müşteriye nasıl bir şey istediğini soruyor. Müşteri diyor ki örneğin ben burada tıkladığım zaman bu butona bana kategoriler açılsın. Yazılımcı ona göre kendine bir yol haritası çizeceğiz arkadaşlar. Biz buna algoritma diyoruz. Algoritma birinci basamak arkadaşlar. Ben buraya küçük bir not almıştım. Algoritma yazılımın başlangıcıdır demişim ve algoritmayı çok iyi bilen bir yazılımcı en zor yazılımların dahi, en zor projelerin dahi üstesinden rahat bir şekilde gelebilir. Çünkü algoritma bir insanın ajandası, yol haritası, nasıl yol alacağını bilir arkadaşlar. Algoritma olursa yazılımcılar rahat bir şekilde yol alır. İki nedir arkadaşlar? Programlama dili. Aslında çok fazla bununla ilgili konular var ama ben bir tanesini anlatmaya çalışacağım. Programlama dili çok önemli bir dil, çok önemli bir konu. Ben de bütün yazılımların bir tarafta bulunabileceği bir programlama dilini anlatmaya çalışacağım size. Örneğin C Sharp. Aslında bu .NET C Sharp olması gereken bir yazılım. Şuradan da ben göstereyim size ekrandan. Bakın bu benim C Sharp'ım. Bu benim Visual Studio'm. Yani Microsoft Visual Studio. Buradan yeni bir proje oluşturmaya çalıştığım zaman arkadaşlar görüyorsunuz ki yeni bir projede Visual C Sharp çıkıyor. Visual ve diğer dersler, diğer eğitimler olarak mesela burada Visual C Sharp var. Visual C Sharp burada başka konularda var. Bu web tabanı için, yazma web tabanı programları için. Ve çok fazla detayları var. İlk etapta tabii ki ben size ilk ve tek hatta en son yani bir yazılımcı A'dan Z'ye her şeyi C Sharp'tan yapabilir. O yüzden C Sharp çok büyük bir programın dilidir. Kesinlikle C Sharp'ı tavsiye ederim. Yaklaşık 1997 yılından beri ben de yazılımla ilgileniyorum lise 1'den beri arkadaşlar. 23-24 yıla yakın bir süredir arkadaşlar. Ben de devamlı yazılım yapıyorum ve bu yazılımda Microsoft'un yazılım sistemlerini kullanıyorum. C++, C Sharp, C dillerinden başlayarak bugüne kadar geldim. Gelmeye de devam ediyorum. Hatta hala da geliştirmeye devam ediyorum. Örneğin benim bu programım şuradan ekranında görüyorsunuz. Bu program 2019, 2017 bunun. Evet, 2019 şirket bilgisayarını kullanıyorum. Bu 2017 örneğin. Ama ben 2007 mezunuyum üniversiteden. Yani gördüğünüz gibi yıllar sonra kendimizi geliştirerek yine .NET üzerinden çalışmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yani yazılım C# üzerinden başlamalısınız arkadaşlar. Web tabanlı ve Windows tabanlı bütün programları A'dan Z'ye her şeyini hiçbir şekilde tıkanmadan yapabilirsiniz .NET ile arkadaşlar. Şimdi bir yol haritası demiştim. Algoritma demiştim. İki programlama dili olarak C Sharp dedim arkadaşlar. Peki benim üçüncü yolum ne arkadaşlar? Üçüncü yolumu da anlatayım. Veri tabanı. Veri tabanı çok önemli bir konu. Veri tabanı nedir? Veri tabanı bilgilerin internet ortamında veya Windows ortamında işlendikten sonra bir yere depolandığı alandır. Örneğin ben buradan size veri tabanı göstereyim. Veri tabanı olarak da hangi programdan kullanmanız lazım derseniz eğer Microsoft'un MS SQL
programını kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü Microsoft'un MS SQL programı çok basit bir dil arkadaşlar. Zorlanmayacağınız bir dil. Onu söyleyeyim. Rahat bir şekilde Microsoft SQL ürününün bu 2014'ünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buradan örneğin bağlanıp da ben şimdi bağlanacağım tekrar. Şu anda bağlanıyor. Microsoft SQL. Bakın bu bir veri tabanı ve bu sunucu daha doğrusu. Bunun içerisinde yüzlerce belki binlerce veri tabanları, database'ler var. Sizin bilgilerinizi depolamanız için bir veri tabanına ihtiyacınız olacak. Web tabanlı ve Windows tabanlı bütün yazılımlarda bir veri tabanına ihtiyacınız olacak ki bunu da MS SQL olarak kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Dördüncü şey, bunu da birazdan anlatacağım size. Biraz detaylı olarak bunu da görmenizi isteyeceğim size arkadaşlar. Çünkü önemli bu konu, veri tabanı. Veri tabanım şu anda açılı bu arada. Onu söyleyeyim. Şu anda işlem yapıyor. Yapılan işlemlerde biraz tabii ki geç açılıyor. Çünkü şu anda burada yüzlerce database açılıyor. Ve bu yüzlerce database'in içerisinde bizim olanını seçiyoruz. O yüzden tabii ki biraz yavaş açılıyor. Bu tabi bilgisayarın ve internetin hızına göre de değişir arkadaşlar. Bu açılsın. Ben dördüncü basamağı yazayım size arkadaşlar. Peki dördüncü basamak nedir? Onu söyleyeyim. Direkt ben zaten buradaki notlarımı almıştım. Bilgisayar özellikleri. Herkes bu konuda bir şeyler söylüyor ama ben çok şey söylemeyeceğim. Çünkü çok basit bir konu. Hani bir i5 bilgisayarınız olsa arkadaşlar. i5 işlemci, 8 GB RAM, 4 GB ekran kartı, 512 GB da hard disk yeterli olacaktır. Artı geniş bir ekran. Bu çok pahalı bir bilgisayar değil arkadaşlar. Laptopta kullanabilirsiniz ama laptop ben tavsiye etmiyorum. Aslında laptop bir yerden bir yere götürmek için işinize yarayabilir ama laptop kullanacaksanız da geniş bir ekran kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Laptopa bağlı büyük bir monitör, geniş bir monitör kullanın diye tavsiye ederim. Bu arada ben buradaki veri tabanım açıldı, görüyorsunuz. Buradakilerin hepsi veri tabanı arkadaşlar. Herkes kendi veri tabanını bilir ve bulur. Ben de şimdi kendi tabanımı, veri tabanımı buradan bulacağım. U74 54 260. Evet, bu benim veri tabanım arkadaşlar. Zaten diğerleri, bakın ben size, ben bunu açarsam açılmaz. Tak diye hata verir. Der ki böyle bir veri tabanına sahip değilsiniz ve sizin için uygun değil, açılmaz diye not düşer arkadaşlar. Ama benim veri tabanım açılıyor. Bakın veri tabanında diyagramlarım var benim. Bilgi akışlarım var. Verilerimin kaydedildiği yer burası. Ve bunların hepsi tablo arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu tabloların hepsi birbirine bağlı. Veri tabanı kısmında size detaylı bir şekilde anlatmak da istiyorum bu konu. Çünkü çok önemli bu konu gerçekten. Bu veri tabanı çok önemli bir konu. Yazılımcı olmaya karar verdiğinizde mutlaka sizlere yardımcı olmaya çalışacağım ve bir veri diyagramı nasıl oluşturulur onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Örneğin verilerin bir yerleri depolandığı yerdir dedim. Ben buradan tablolarımı açtım. Tables diye geçer İngilizce'de. Tables'larımı açıyorum. Buradaki tables'larından ben kullanıcı table açayım. Şurada kullanıcı table'ını görüyorsunuz arkadaşlar. Açayım kullanıcı table'ını. Tabi biraz yavaşladı. Afaladı daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Evet, geldi. Ben bir kullanıcı tablomu açacaktım şurada. Sağ tuşu tıklayıp arkadaşlar edit tab 9 milyon diye girmişim ben. Yani ne kadar çok sıralarsanız en üstteki 9 milyon tane içerik demişim. Zaten 3 tane verim var. Aynı zamanda arkadaşlar ben buradan görev olarak görevleri listeleyeyim. Bunlar benim verilerimin kaydedildiği yerler. Yani benim bir verim var ve ben bu verilerimi şu anda bu görev tablosunun içerisinde
kaydetmişim. Örneğin admin, yönetici, genel müdür, müdür, muhasebe ve müşteri temsilcisi. Bu 6 birimi arkadaşlar ben veri olarak kaydetmişim arkadaşlar. Nerede? Görev tablomun içerisinde. Kullanıcı tablomları burada var. Kullanıcı adların, ondan sonra şifrelerin vesaire vesaire. Bütün sistemi burada çalışıyor arkadaşlar. Aynı zamanda burada da verilerim var arkadaşlar. Veri tabanını burada da anlattım. İşlemci, bilgisayar özelliklerini anlattım size arkadaşlar. Son basamak, 5. basamak arkadaşlar. Burada da eğitim. Eğitim diye not almışım. Ben nereden eğitim alacağım diye düşünebilirsiniz. Ben bunun biraz çalışmasını yaptım. Zaten ülkemizde şu anda 1 milyon istihdam diye bir sistem var arkadaşlar. Devletimizin bize sağladığı seçenekler, bizi sağladığı büyük nimetlerden bir tanesi. Bunu önceki videomda anlatmıştım. 1 milyon istihdam diye. Şuradan kayıt ediyorsunuz arkadaşlar kendinizi. Kayıt ettikten sonra böyle bir benim mesela ben şu anda kayıtlıyım. Böyle bir eğitim kataloğuna giriyorsun, açılıyor sizin için. Buradan yazılım dünyasının kendi istediğiniz gibi bir web geliştirme örneğin. Burayı tıkladıktan sonra bunun eğitimini alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada şu anda listelenecek bunlar. Eğitim ile ilgili, web geliştirme ile ilgili videolar listelenecek. Buradaki videoları izleyerek arkadaşlar kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Ve zor durumda kaldığınızda kesinlikle bana yorumlar kısmına yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Gerekirse bir video daha çekerim bunlar için. Yazılımcı için dediğim gibi 5 tane ana bilim alanı var. Bunları tekrar edeyim. 1. Algoritma, 2. Programlama dili, 3. Veri tabanı, 4. Bilgisayarın özellikleri, 5. Eğitim. Bu 5 şeyi bir araya getirdiğinizde iyi bir yazılım için arkadaşlar yol almaya başlarsınız. Buradaki tabi eğitim kataloğu videolar umarım açılır. Tabi biraz şu anda internet sanırım kasıyor bu programlarımla beraber. Anlayacağınız, ben bunları size anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Elimden geldiğince niye de size yardımcı olmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.